Nedense ikincilikte kalacağımızı hedefliyorlar. Bense burada yazdığınız şeyleri La Liga'da yapmak için çalışacağım. Ve bir başka futbolcu da kanat futbolcusu Pepe. Bence kariyerimizde önemli yer tutacak ve önümüzdeki senelerde bize yüksek para kazandıracak futbolculardan bir tanesi olacak. Zinedine Zidane'ın oğlunu transfer ettik takımımıza bonservisiyle birlikte. Ciddi bir bonservis de ödedik bu arada. İlk sezonumuzu tamamlıyoruz. Deportivo ile ilk sezonumuzda küme yükselmeyi başardık. Ligi 14 puan farkla lider olarak tamamladık. Celta Vigo B'yi yenemedik. Kısmet A takımına olsun. Bu sezonu ikinci tamamlıyoruz ve direkt olarak İspanya La Liga'ya 3. sezonumuzda çıkmaya hak kazanıyoruz. Böylelikle buradaki maceramız da sadece bir sezon sürüyor. Öte yandan yıldızlarımıza bakıyoruz. Peke 11 gol 14 asist. O da yıldız performansını devam ettiriyor. Son sezonu sözleşmesinde umuyoruz ki uzatacaktır. Theo Zidane'a da bakalım. Theo Zidane da 36 maçta 10 gol 7 asist. Artık Cezayir milli takımının da bir parçası olmaya başladı kendisi. Bunlar bize La Liga'da çok önemli transferler yapma imkanı tanımaz belki. Ama yine de belirli seviyede bonservis bedelleri ödeyebiliriz. Babalar ve oğullar ekolünden devam ederek Santiago Canizares'in oğlu Lucas Canizares'i transfer ettik. Theo'nun yanına böyle gerçekten imza bir futbolcu istiyordum. İki yönlü orta sahada oynayabilecek. Onu bulduğumuzu düşünüyorum Portekiz'den. Küme düşmenin en büyük ve kesin adayı olarak gösteriliyoruz. Yani 3 yıldız ve üstünde futbolculara sahibiz her zaman. Bu bence değerli. Hatta ki 4 yıldızlı futbolcularımız da var işte. Sol stoperde Ivan. Sağ stoperde yine Ivan. Sağ bekte Ivan. Orta sahada Ivan. Ivan, Ivan ve Ivan. Yani baktığımızda bu takımda sadece Ivan var arkadaşlar. İvanılmaz bir sayıya sahibiz şu an. Şu ekip mesela sadece kendini Ivan diyerek hayatına devam ettiriyor. Yeni yükselmiş ve küme düşmenin en büyük adayı olarak gösterildiğimiz bu sezonda 8. olarak bitirmiş olmak çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. 37 maçta 13 gol, 6 asist bu sezon. 4. sezonda hedefimiz Avrupa Kupaları olacak. Avrupa Kupalarına katılmak olacak. Takımımızda Ivan sayısı eksikmiş gibi Cartagena'dan gittik bir tane daha Ivan aldık. Yani sezon öncesi bakış tamamen rezillikten başka bir şey değil diye düşünüyorum. Bizi bu kadroyla 16. görmeleri çok ayıp. Takımımızdaki Ivan sayısı 13'e çıktı. Yani bizim akademinin hocası herhalde adın Ivan'sa gel diyor. 4. sezonda Deportivo La Coruña ile Şampiyonlar Ligi vizesini kaptık. Arnavut futbolcu forvet arkasında ofansif oyun kurucu rolünde oynayabiliyor. Genel durumumuz gayet yerinde. Borç desek borç yok. 5. sezon öncesinde borçlarımızı kapatmış olmanın mutluluğu var bizde. Şampiyonlar Ligi'ne göre bir kadro kuramadık açıkçası. Baktığımızda fena bir kadromuz yok dediğim gibi. En azından kadro içi yapısı dengeli bir takım oluşturduk. Ivan sayımız toplam 18'e çıkmış vaziyette. Ivanlar için sizden gelen isim önerilerini teker teker bu Ivanların hepsine vereceğim. La Liga'da 5. sırada yer aldık. Bunun dışında Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma başarısı göstersek de elemeler playoff'unda Liverpool'a mağlup olduk. Oynadığı ilk yarım sezonda gayet iyi bir performans sergiledi. Theo'ya bakıyoruz. 9 gol 10 asist yine iyi bir sezonu geride bıraktığını söyleyebiliriz. Peki belki şu ana kadarki en kötü sezonunu geçirdi ama bu sezonu bile gayet iyiydi. Mallorca galibiyeti güzel. Celta Vigo'ya yine yenildik. Biz Celta Vigo'ya hep yeniliyoruz ya. Bu nasıl bir lig sonu ya? Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Atletico Madrid, arada bir tane Malaga, sonra Valencia. Kardeşim böyle lig sonu mu olur ya? 5. sıradayız. Bu demek oluyor ki Avrupa Ligi'ne gideceğiz. 3-1 galibiyet, 4-1 mağlubiyet. Peki. Uf. 9-0. Transfer bütçemiz önümüzdeki sezon için 23 milyon euro, 37 milyon euro da maaş bütçemiz var. Böylelikle 5 sezonluk Deportivo maceramızın, Deportivo La Coruña maceramızın sonuna geliyoruz. Yeniden yapılanıyoruz'un yeni bölümünden herkese merhaba. Deportivo La Coruña kariyerimizin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz bugün. Serinin ilk bölümünde Deportivo'yu alt liglerden alıp La Liga'nın en tepelerine kadar getirmeyi başarmıştık. Şampiyonlar Ligi vizesi almayı başarmıştık. Şimdi ise artık hedefimiz ligimizde şampiyonluğu kazanmak, Avrupa'dan kupa getirmek olacak. İkinci 5 sezonluk bölümümüze başlıyoruz. Öncelikle tabii ki olmazsa olmaz Ivanlarımıza bakacağız.
İlk bölümden sonra sizlerden gelen yorumlara istinaden de İvanlara bir takım takma isimler verdik. Şu an onları görebilirsiniz. Bunların hemen hemen hepsi, yani tırnak içinde olan bütün isimler, sizlerin yorumlarından gelen isimler oldu. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Beğeniyle takip edersiniz. Baktığımızda burada toplam 17 tane Ivan gözüküyor. Bir de buna ek olarak gelişim merkezimizde kiralıklara baktığımızda buradaki isimler eklendiğinde toplam kadroda 22 tane Ivan bulunuyor. Birçok hamle yaptığımızı söyleyebilirim. Ayrılan çok önemli bir isim olmadı. En önemlisi buydu. Kemiği korumak önemliydi bu tarafta. Katılan isimlerdense sadece A takıma faydası olanlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Nabil Fekir'i bonservisi elindeydi ve bedelsiz olarak takımımıza kattık. 34 yaşında tecrübe katması açısından, İstrefi'nin arkasında bulunması açısından, daha da açık konuşmak gerekirse, transfer ettik. Bunun dışında Barcelona'dan önemli bir transfer Arnau Casas'ı aldık. Pasör bir stoper, pas özelliklerine ihtiyacımız var. Özellikle zihinsel tarafına da bakmanızı öneriyorum. Pozisyon alması başarılı ve liderlik özelliği de yine çok şey vaat eden, sadece 23 yaşındaki bir futbolcudan bahsediyoruz. 3 transfer hamlemiz daha var. Onlar yeni sezona yansımadı yine, niye bilmiyorum. Quentin Merlin'i transfer ettik. Nant'tan bir sol bek. Uzun süredir aradığım kalitede bir sol beki bulamıyordum ama Quentin Merlin'le bu soruna çözüm bulduğumuzu düşünüyorum. İki yönlü bir bek olarak gözüküyor. Biz onu kanat bek olarak kullanacağız. Orta yapma yeteneği, pas yeteneği ve fiziksel özellikleri önemli. Dikkat çeken unsurlar bunlar. İspanya 2. liginden bir transfer. Ivan'lara bir yenisi daha eklendi. Ivan Aguirre, Granada'dan transferimiz. O da oyunun sonradan çıkardığı Newgen ya da Regen, hangisi deniyor tam bilmiyorum. Newgen diyen var, Regen diyen var. Ben buradaki tartışmanın bir parçası olmayacağım. Ama oyunun yeni çıkardığı oyunculardan bir tanesi. Yaratıcı forvet rolünde kendisine zaman zaman görev vereceğiz. Granada'da etkili performanslar ortaya koydu ikincilikte. Şimdi ise La Liga'ya hazır. Yaptığımız transferlerle oluşan en iyi 11 bu şekilde gözüküyor. En iyi 11'de tek itirazım herhalde forvet mevkisine olur. Çünkü Jeremy Doku'yu bir forvet olarak görmüyorum. Bu arada forvette de en iyi ikinci tercihi sol bekimiz Quentin Merlin olarak gösteriyor. Dolayısıyla belki bu da bize bir şey işaret ediyor olabilir. Yani forvete daha kaliteli eklemeler yapmamız gerektiğini söylüyor olabilir. Ama biz sezona Mark Guiu, Aguirre ve Roberto Fernandez üçlüsüyle başlayacağız. Bartol Barisic de yine kadromuzda. Biliyorsunuz o da ilk sezonunu iyi geçirmiş ama ikinci sezonunu kötü bir şekilde tamamlamıştı. Sadece 8 gol atabilmişti. O yüzden onu biraz daha ikinci planda tutuyorum. Zaten baktığımızda Karadžić, Peke ve İstrefi üçlüsü, yani forvetin arkasındaki bu üçlü çok etkileyici ve gelecek vadeden bir üçlü. Şöyle bir raporumuza da bakalım. Raporumuzda da dikkat çeken kısım tabii ki forvetteki yıldız sayısının eksikliği. Burada hemen hemen bütün mevkilerde 3,5-4 yıldızları bulurken forvette 2,5 yıldızda kalıyoruz. Yine orta sahada Mezzala görevinde de öyle gözüküyor ama orada Teo'yu biliyorsunuz kullanıyoruz Mezzala'da. Forvet arkasında İstrefi yapıyoruz. Bu sezon Avrupa Ligi'ndeyiz. Önemli bir kulvar bizim için. Çünkü iddialı olabileceğimiz bir kısım geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz için biraz tabii ki hazırlıksız yakalanmıştık o Şampiyonlar Ligi macerasında. Ama bu sezon Avrupa Ligi'ne hazırız. Bunu söyleyebilirim. Bizi ligde hala nedense 11. sırada görmeye devam ediyorlar. Buna hiçbir zaman anlam veremeyeceğim. Yani kaç senedir istikrarlı bir biçimde yükselişimiz devam ederken bizi burada görmeleri çok doğru değil. Bizim bu sezonki hedefimiz yine Avrupa Kupalarına katılmaya devam edebilmek, Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek. Çünkü bir sene Avrupa Ligi oynadıktan sonra bence Şampiyonlar Ligi'ne hazır olacağız. Avrupa Ligi'nde ise yönetimin hedefi dişli bir takım olmak. Bizim hedefimiz ise biraz daha fazlası açıkçası. Yani baktığımızda fikstürümüz de bizi aman aman zorlayacak bir fikstür değil. Tanıdık bir takım var, Fenerbahçe ile oynayacağız. Evimizde oynayacağız, Fenerbahçe'yi ağırlayacağız evimizde. Yani bu lig etabından çıkmak hiç de zor olmaz diye düşünüyorum. Yani lig etabındaki diğer takımlara bakınca da Arsenal, Napoli, Manchester United gibi takımlar haricinde çok ciddi bir rakip de gözükmüyor. İspanya Ligi'nde de ilk 4'e hedefliyoruz. Transferlerimizi yaptık, kadromuzu güçlendirdik. Bir tek forvette biraz sıkıntı olabilir ama önemli değil, onu da ara transferde çözeriz çok büyük problem olursa. Şimdi 6. sezonun sonuna gidiyoruz ve 6. sezonda Deportivo'yla neler yaptığımızı görüyoruz. 6. sezonun sonuna geldik. Ara transferde çok çok değerli hamleler yaptık. Bunun çok önemli ve çok üzücü bir sebebi var ne yazık ki. Çünkü kulübümüzün altyapısından çıkmış olan, ellerimizle büyüttüğümüz Peke'yi
Alman devi Bayern Münih'e vermek zorunda kaldık. Kendisini 50 milyon euroya gönderiyoruz Almanya'ya. Gerçekten etimden et koptu. Onu göndermemek için elimizden geleni yaptık. Ama ne yazık ki kendisine direnemedik. Çok fazla gitmek istediğini söyledi Bayern Münih'e. Hiçbir teklifin onu tutamayacağını söyledi. Dolayısıyla biz de önünde durmak istemedik Peke'nin. Gerçekten çok ciddi bir bonservis bedeli kazandık. Müthiş de bir profile sahipti. Almanya'da geçirdiği ilk 6 ayda 10 maça çıktı. Ligde herhangi bir katkı verememiş. Çok alıştığını söylemek mümkün değil. Bize sezonun ilk yarısında 20 lig maçında 8 gol 1 asistlik bir katkı vermişti. Biz de ne yazık ki Peke'nin ayrılık şokuyla listemizdeki 2 futbolcuyla sözleşme imzaladık. Bunlardan bir tanesi Claudio Rastelli. Kendisi bir forvet oyuncusu ama şu özelliklere bir bakın. Bitiricilik, dribling, hızlanma, kararlılık ve özel yetenek çok değerli. Yani forvette bir süperstar adayına sahibiz şu an, Arjantinli bir genç yetenek. 12 lig maçında 15 gol 3 asistlik bir katkı verdi. Muhteşem bir katkı. Yani forvette çok ciddi sıkıntı yaşamışız gerçekten. Sezon başında yaşar mıyız acaba diye düşünüyordum. Ama hakikaten çok yaşadık ve ikinci yarıda buna ilaç olan bir performans sergiledi. Bunun dışında bütün transfer döneminde, bakın bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Yani transfer dönemi 1 Ocak'ta mı 2 Ocak'ta mı açıldı? O tarihten bu yana almaya çalıştığım tek bir futbolcu vardı Peke ayrılana kadar. O da Arsene Zakaryan'dı. Bayern Münih onu satış listesine koymuştu. Zaten yerini Peke ile doldurdu. Almaya çalıştık çalıştık olmadı. Bonservisi veriyoruz olmuyor. Transfer teklifi, kiralama oydu buydu. Bir türlü olmadı. Sonunda son gün artık ikna oldular. Herhangi bir aylık ödeme yapmadık. Maaşının yarısına ikna ettik. Opsiyon da koyduk 33,5 milyon euroya. Şu an onu almak için elimizden geleni yapacağız. Bakalım alabilecek miyiz? Çok heyecanlıyım bu konuda. Bence tam bir süperstar. Daha 2 sene önce 47 milyon euro verilmiş bir futbolcu. Son olarak bir de Arsenal'den Lino Souza isimli sol beki transfer ettik kendisini. Tam zamanlı olarak da kadromuza katıyoruz. Sözleşmesinin sonuna geliyordu. Bedelsiz olarak kadromuza katılacak sezon sonu itibariyle. Evet, şimdi sonuçlara geçme zamanı. Öncelikle ligle başlıyoruz. Ligde yine 5. sıradayız. 71 puan topladık. Celta Vigo ezeli rakibimiz 3. sıradayken biz 5. sıradayız. Yine istikrarımız devam ediyor. Avrupa kupalarında olmaya devam ediyoruz. İspanya Ligi gerçekten zor bir ligmiş. Yani Süper Lig'le kıyaslarsak eğer burası yiğidin harman olduğu yer diyebilirim size. İspanya Kral Kupası'ndaysa bir sürpriz var. Yolumuz yarı finale kadar devam etmiş. İlk kez yarı finale kadar gelmeyi başardık. Ve sıra geldi Avrupa Ligi'ne. Avrupa Ligi'nde önceki lig etabıyla başlıyoruz. Lig etabını 18 puanla 9. sırada tamamlıyoruz. Ne yazık ki 18 puanlı 3 takımdan sonuncusu olarak tamamlamışız. Burada çok gollü galibiyetler dikkatimizi çekiyor. Hatta Fenerbahçe'ye karşı alınmış bir 9-4'lük galibiyet var. Bunların detayına birazdan bakarız. Mağlubiyetlerimize de bakıyoruz. Hapoel Berşeva'ya konuşamadım. Hapoel Berşeva'ya 3-2 yenilmişiz. Sürpriz bir sonuç. Bunun dışında Bordo'ya bir mağlubiyetimiz var. Elemeler playoff'u birinci ayakta. Macaristan takımı ZT ile eşleşiyoruz. Kendileriyle oynadığımız ilk maçı 4-4 beraberlikle tamamlıyoruz. Çok gollü maçlara sahne olmuş gerçekten karşılaşmalarımız. Hani görece kolay bir eşleşme deriz geçeriz ama 4-4 beraberlikle bitirmek enteresan olmuş. Ancak tabii rövanşta ipi çekmeyi başarmışız. Biz gene 4 gol atmayı başarmışız. Rastelli'nin 3 golü dikkat çekici. Bunun dışında Ivan Drago, o da stoper oyuncularımızdan bir tanesi, bir gol atmayı başarmış. Son 16'daki rakibimiz Hertha Berlin olmuş. Hertha Berlin'le oynadığımız ilk maçı 2-0 kazanmışız. Rövanş için önemli bir avantaj. Deplasmandaki rövanş maçımıza bakıyoruz. Onu da 2-1 kazanıyoruz. Yine Rastelli'nin tek kişilik bir gösterisi var. 2-1 kazanıp kendimizi son 8'e atmayı başarıyoruz. Biz de çeyrek finalde ne yazık ki Arsenal'i çekiyoruz. Arsenal'le oynadığımız ilk maçı Emirates'te 3-2 kaybediyoruz. Son dakikada Rastelli'nin bir hayat öpücüğü var. Gördüğünüz gibi Rastelli bütün maçlarda gol atıyor. Yani bu adam bir makine adeta.
Arjantin'den geldi, Avrupa'yı sallamaya geldi. Rövanş maçında kendi evimizde İspanya'da oynadığımız maçıysa 6-4 kazanıyoruz. 6-4 kazanıp kendimizi yarı finale atmayı başarıyoruz. Arsenal'i evimizde 6-4 ile geçtik. Rastelli'nin yine 2 golü var. Ivan Drago, stoper oyuncumuz, yine bir gol atmış. Bunun dışında Bayer Leverkusen, Napoli ve Bordeaux'da bize eşlik ediyorlar yarı finalde. Yarı finale geldiğimizde ise rakibimiz Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen'le oynadığımız Almanya'daki maçı 2-1 kazanıyoruz. Rövanş maçında 3-1 kazanıp kendimizi finale atıyoruz. İskoçya'da Hampden Park'ta biletimizi ayırıyoruz böylelikle. Napoli'nin rakibi oluyoruz. Avrupa Ligi finalinde ise ne yazık ki mağlup oluyoruz. 4. dakikada Saint-Maximin'in attığı gol finaldeki tek gol oluyor. Gol beklentimiz 1.29 ancak 1.29'dan bir gol çıkartamıyoruz. Rastelli'nin kötü bir günü olunca tabii ki biz de gol yollarında çok zorlanıyoruz. Finalde kaybetmek gerçekten acı verici. Yani yeniden yapılanıyoruz serilerinde finalde kaybetmelerin sayısı biraz artıyor. Bu üzücü tabii ki. Şöyle bir her zaman olduğu gibi istatistikler diyoruz. En çok maça çıkan oyuncu Arnau Casas. Arnau Casas ve Ivan Drago stoper hattımızdaki önemli iki isim. Yani çok fazla gollü maç oynuyoruz. Çok gol atıp çok gol yiyoruz ama bu futbolcular da gol atmaların bir parçası olmuşlar. Theo'ya bakıyoruz. Theo Zidane. O da üzerine koymaya devam ediyor. İzleyenler var kendisine. Atletico Madrid izliyor ama satmayı pek düşünmüyorum. Karadžić önemli futbolcularımızdan bir tanesiydi. Şöyle diyelim. Ivan Drago'ya bakalım. Adı artık Ivan Drago oldu. Kendisi Cartagena'dan aldığımız stoper oyuncumuz. Özellikleri seri düşüş içerisinde bu biraz kaygılandırıcı. Henüz 21 yaşında ama bir düşüş trendi içerisine girmiş gözüküyor. Karadžić'e bakalım. Karadžić yine belirli bir standarda tutturmuş. 21 yaşında. Bu futbolcuyu ne kadar tutarız bilmiyorum ama yani bir tarafta Pepe, bir tarafta Karadžić varken ortada da Zakaryan inanılmaz olurdu diye düşünüyorum. Ama kısmet olmadı tabii. Sessiz sedasız işini yapan bir adam Ivan Aguirre. Onu Granada'dan almıştık. 35 lig maçında 13 gol 6 asist, toplamda da 24 gol katkısı aldık. Bunun dışında Claudio Rastelli 25 maçta 26 gol, zaten bahsetmiştik ondan. Bir de şu maçlara bakalım. Özellikle 9-4'lük maçı merak ediyorum. Fenerbahçe maçına geliyoruz. 1-2-3-4. 5-0 yapıyoruz. Derken bir 3 gol daha falan. Yani saymak da bitmez. Bu arada gol beklentimiz 3.31. Yani XG'lerin bu maçta tamamen iflas ettiğini görmek mümkün. 3.31 gol beklentisinden 9 gol çıkarmışız. Fenerbahçe'de 1.33'ten 4 tane çıkarmış. Uzun süredir bu ismi görmüyordum. Diego Rossi'yi ne yapıyormuş? Rossi oynamaya devam ediyor bir şekilde. Asistlerden birini de Samet Akaydın yapmış mesela. Allah Allah. 34 yaşında hala oynuyor adam. 29 maça çıkmış. Profil de fena değil. O kadar düşmemiş yani. Allah Allah. Bunun dışındaki maçlarda özellikle şöyle bir lig maçlarına bakıyorum. Barcelona galibiyeti deplasmanda önemli. 7-2'lik bir Sociedad galibiyeti var. O da güzel. Evet, 6. sezonu böylelikle noktalıyoruz. Şimdi 7. sezon zamanı. Artık biraz daha hedefimizi yukarı taşımamız gerekiyor. Elimizde tutmamız gereken yıldızlar var. Almamız, üstüne eklememiz gereken futbolcular var. Transferlerle 7. sezona geçiyoruz. 7. sezon heyecanı başlıyor. Öncelikle transferler. Deportivo maceramızı beğendiyseniz siz de beğen butonuna basıp görüşlerinizi, yorumlarınızı yorumlar sekmesinde benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdi öncelikle bir gidenler diyelim. Gidenlerde önemli bir ayrılık haberimiz var. Arnau Casas macerası sadece bir yıl sürdü. Chelsea kendisinin serbest kalma bedelini ödeyip transferin son gününde bizi olabilecek en zor şekilde bırakıp kendisini transfer etti. 27 milyon euroya Chelsea'ye gitti ama Juventus'a kiralanmış bu arada. Ne alaka ya? Abi Chelsea'ye gitti, niye Juventus'a kiralanıyorsun ya? Bir de opsiyon koydurmuş 19.75'e. Ben bu transferi hiç anlamadım.
Allah Allah. Biz kendisiyle sezona başlamıştık bu arada. Transferin son gününde Chelsea almak istedi. Abi transferin son günü almak istiyorsun bari oynat adamı yani. Juventus'a kiralayacaktıysan bize kirala mesela. Neyse tamam. Arnav kasası sattık. Onun yerine eklemelerimiz oldu. Bunun dışında ayrılanlara bir tekrar bakıyoruz. Pongracic'i verdik. Pongracic Crystal Palace'a gitti. O da 1,5 milyon euro kazandırdı. Artık takımımızda önemli parçalardan biri değildi. Kötü oynuyordu. O yüzden para ediyorken satmak istedik. Şimdi bir gelenlerimize bakalım. Lino Souza geçen sezon da kadromuzda kiralıktı. Bu sezon tam zamanlı olarak aramıza katılıyor. Sol bekte Merlin'le beraber rotasyona girecekler. Bunun dışında Joao Gomes'i aldık orta sahaya. Savaşçı bir orta saha oyuncusu istiyordum. O yüzden transfer ettik. Hem iki yönlü hem savaşçı olarak oynayabilecek bir futbolcu. Bonservisi elindeydi. Önemli tecrübeleri var geçmişinde ve zihinsel özellikleri çok etkileyici. Agresifliği, çalışkanlığı, ön sezisi, takım oyunu çok yüksek. Bunun dışında çok çok değerli bir isim Kingsley Coman, Peke'den doğan boşluğu biliyorsunuz geçen sezon Zakaryan'la bir nebze doldurmaya çalışmıştık. Yani Zakaryan forvet arkası futbolcu ama onu sol açıkta oynatmaya çalışıyorduk. Ama oraya direkt olarak odaklı bir futbolcu gerekiyordu. Kingsley Coman'ı aldık. Yaşı biraz geçti artık 32 yaşında ama takımımıza katacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında hiç sona bırakmak gibi bir niyetim yok. Arsen Zakaryan'ı tam zamanlı olarak kadromuza kattık. 20 milyon eurosu nakit olmak üzere bonuslarla beraber 30 milyon euro ödedik. Müthiş bir yatırım ama aldığımızda müthiş bir futbolcu. Arsen Zakaryan Deportivo'da geçen sezonun ardından iyi performanslarına da bu sezonda devam etmesini diliyoruz Rus yıldızın. Bunun dışında stopere eklemelerimiz var. Tilo Kehrer'i hem sağ bek hem stoperde bir alternatif olması açısından kiraladık. Ve Nathan Zeze'yi de Arnaukasas gittikten sonra şöyle bir yani 2-3 dakika içerisinde transfer ettik Bayer Leverkusen'den. Listemizde yine olan bir futbolcuydu. 23 yaşında bir Fransız. Sol ayaklı ve pasör stoper oynayabiliyor. Dolayısıyla orada Ivan'ı da çok bozmayacak bir oyuncu gerekiyordu bize. Evet, transferlerimizin sonucunda oluşan 11 böyle. Bu sezon daha kaliteli, daha yetkin bir 11'e sahip olduğumuzu düşünüyorum. Canizares yine kalede, Zeze yeni eklememiz ilk 11'e giriyor. Bunun dışında Kingsley Coman da yine sol açıkta dikkate çarpıyor. Bu sezon yedekleme anlamında da biraz daha iyiyiz. Çünkü mesela Zakaryan var, arkasında Istrefi olacak. Şöyle bir baktığımızda şu anki taktik için seçili dediğimizde burada Theo var, Istrefi var, var da var yani. Yine sol açıkta da Koman olmazsa Karadziç'i atarız, Zakaryan atarız. E Doku zaten duruyor gibi gibi birçok alternatife sahibiz. Yine ligde bizi 8. sırada görüyorlar. Ben artık burayı bakmayı bırakıyorum. Yani şu kadroyla bizi 8. görüyorsanız yazıklar olsun. Diyecek başka hiçbir şeyim yok size. Yine Avrupa Ligi'ndeyiz. Avrupa Ligi'ndeki fikstürümüze bakacağız. İspanya Kupası'nda maceramız olacak. Ligde bu sezon artık yani gerçekten ilk 4 olmazsa olmazımız yani yönetim beklentisi UEFA Konferans Ligi olabilir. Onlar öyle beklemeye devam etsinler ama bizim hedefimiz ilk 4. Avrupa Ligi'nde ise geçen sezon finale kadar gelmiştik. Yani bu sezon neden olmasın? Yani yine buradayız, neden olmasın? Elimizde şu an devre arası için bir 5 milyon euroluk bir bütçe var. Yönetim eğer destek sağlamazsa fazla bir hamle yapamayacağız gibi gözüküyor. Ama zaten ilk fazla çok da ihtiyacımız olmaz. Olursa belki bir kiralık hamlesi falan yapabiliriz. Ama o anki tabii mali durumda burada bir etken olacak. Fazla da lafı uzatmadan 7. sezonun sonuna gidelim. Bakalım 7. sezonun sonunda Deportivo'yla neler yaptık. Ara transferlerle hemen başlayalım. Aslında ara transferlerde bir hamlem yok diyecektim. Çünkü daha çok gelecek sezonlara yönelik hamleler yaptım. Ama öyle bir futbolcu almışız ki, yani ben alırken bu kadar fark etmedim. Adam direkt olarak ilk 11 oynamaya başladı. Osvaldo Gomez'den bahsediyorum. Kendisi Kolombiyalı bir genç yetenek. Yani piyasa değerine istediğiniz kadar bakabilirsiniz. Yani 73 milyonla 100 milyon euro aralığında bir piyasa değeri var. Yani ben bu futbolcuyu tamamen yedek olsun diye aldım. Yıldız oyuncu statüsüne gelmiş. Bunu görüyoruz. Yani burada yıldız oyuncu statüsü elde ediyor. Bunun dışında Kolombiya'dan gelip direkt olarak Deportivo ilk 11'ine yerleşip 11 maça çıkmış. Bir de kötü performans sergilemiş. Yani 22 gol yemiş. Sadece bir maçta kalesini gole kapatmış.
Buna rağmen adamı oynatmaya devam etmişiz. Yani biz bu adamı aldık. Belli ki önümüzdeki yıllarda kalemizi kendisi hemen koruyacak. Ama gelir gelmez böyle bir performans beklemiyorduk. Bunun dışında bir hamlemiz olmadı. Hızlıca sonuçlara geçelim. La Liga'dan başlıyoruz. La Liga'da bu sezon üçüncüyüz. Yine Şampiyonlar Ligi bileti almaya hak kazandık. Üçüncü bitiriyoruz ligi. Gol krallığının başında Rastelli'yi görmek tabii ki memnun edici. Buradaki tek kötü unsur 11 mağlubiyet. Yani ligin üçüncüsü olup 11 kez yenilemezsiniz. Çok fazla bir sayı olduğunu düşünüyorum. Evimizde Celta Vigo'ya 4-0 inmişiz mesela. Benim Celta Vigo kompleksim son sürat devam ediyor. Kariyerim başından bu yana. Ama 11 mağlubiyet fazla ya. Şaka bir yana. İspanya Kupası'nda ise sürpriz yok. Yine eskiye döndük. Finalde yokuz. Yarı finalde yokuz. Dördüncü turda Elche'ye 2-1 mağlup olup kupadaki serüvenimizi sonuçlandırmışız. Şimdi sıra geldi UEFA Avrupa Ligi'ne. Yine oradayız. Oyun alanımızdayız. Bu sezon dördüncü sırada bitiriyoruz lig etabını. Hertha Berlin ve Manchester United full çekmişler. Onların hemen arkasında Wolverhampton'la beraber birer beraberlikle dördüncü sırada yer alıyoruz. Şimdi galibiyetlerimize baktığımızda aslında beraberliğimize bakmak daha doğru. Feyenoord'la 2-2 berabere kalmışız. Bunun dışında ekranda gördüğünüz takımları yenmeyi başarmışız. Ben daha fazla farklı galibiyet beklerdim bu arada. Özellikle Milan'a deplasmanda 2-1 yenmek çok değerli bence. Onlar da tek mağlubiyetini bize karşı almışlar. Ama şöyle bir Tirana'ya 5-0, 6-0 falan beklerdim. Her neyse direkt olarak son 16'ya kalıyoruz. Son 16'da bizi Genk karşılıyor. Genk'le oynadığımız maçı Belçika'da 5-2 kazanıyoruz. Rövanş için çok değerli bir avantaj. Rövanş maçını ise 1-1 tamamladıktan sonra kendimizi hemen son 8'e atmayı başarıyoruz çeyrek finale. Çeyrek finaldeki rakibimiz Manchester United. Manchester United'la oynadığımız maçı İspanya'da 4-2 kazanıyoruz. Karadžić'in 2 golü, Rastelli'nin yine golleri var. Orada 1-0 yenilmiş olmamıza rağmen yine de yarı finale katılan taraf biz oluyoruz. Bizimle beraber Milan, Wolverhampton ve Sevilla aslında çok değerli 4 takım olarak UEFA Avrupa Ligi'nde son 4'e kalıyoruz. Çok güçlü rakipler var burada. Rakibimiz Sevilla ile oynadığımız karşılaşmada Sevilla ilk golü atan taraf oluyor. Kornerden gelen bir golde Collins topu ağlara gönderiyor. Daha sonrasında Sevilla 7. dakikada bu sefer hücumda sol kanattan geliyorlar. Paqueta'nın yerden pası Oscar'ın vuruşuyla skor 2-0'a geliyor. Ve bizim için umutlar yavaş yavaş tükenmeye başlıyor. Ta ki geri dönüş fişeğini yakana kadar Romario Baro'nun pasında Rastelli ceza sahasında kaleci uzanıyor ama yetersiz. Skor 2-1. Şimdi Diaz'la geliyoruz. Diaz sağ taraftan pasını veriyor. Sidibe kesiyor. Rastelli skora dengeyi getiriyor. Şimdi 2-2. İspanya'da dönüyoruz. Rastelli bir de penaltı atıyor. 3-2 de öne geçiriyor bizi. İnanılmaz bir geri dönüşe sahne oluyor bu karşılaşma. Ama Sevilla'nın söyleyecek hala sözü var. Savunma arkasında bir top Dudu bırakıyor Rafa Mir. Boş kaleye topu ağlara gönderiyor. 3-3. Yarı finaldeki ilk karşılaşma İspanya'da şu an 3-3. Orta sahada bir top kaybı var. Romario Baro pasını veriyor İstrefi'ye. Tek pas müthiş bir kalite. Rastelli, Rastelli, Rastelli. Skoru tayin ediyor. 82. dakikada ilk 4-3 kazandığımızı tayin ediyor. Son dakikada onların attığı bir gol geçersiz sayılıyor. Şimdi bir de rövanşa bakalım. Evimizde 4-3'ün rövanşında rakibimizi ağırlıyoruz. Joao Gomez sağ bekte oynuyor. Sidibe ortalıyor. Zakaria'nın kafa vuruşu. Öne geçiyoruz. Final için çok büyük bir avantaj yakalıyoruz. Yine Sidibe Romario. Zakaria ceza sahasına giriyor çıkıyor. Yine ortalıyor. Karadžić bu sefer kafayı vuruyor. Orada son anda Rastelli de dokunuyor sanıyorum. Ve skor 2-0. Finale yürüyoruz. Theo Zidane geliyor 3-0 yapıyor. Artık final için beklemeye başlıyoruz derken dakika 68'i gösteriyor. Bizim durmaya hiç niyetimiz yok. İstrefi çeviriyor. Rastelli boş kaleye. Ve Avrupa Ligi'nin gediklisi Sevilla'yı adeta sahaya gömüyoruz ve 4-0'lık rövanş maçıyla adımızı finale yazdırıyoruz.
Finaldeki rakibimiz ise penaltılarla Wolverhampton'ı eleyen Milan. Şimdi Milan'la oynadığımız final maçına bakma zamanı. Bakalım Avrupa Ligi geldi mi? Zakaryan topu 32. dakikada kapıyor. Guiu ceza sahasına giriyor. Köşede Sidibe tamamlıyor ve Milan karşısında öne geçiyoruz finalde. 75. dakikaya kadar üstünlüğümüz sürüyor. Otavio'nun kaptığı top, Kovacic'in pası, Barco ceza sahasında aynı golün bir kopyası. Bu sefer Milan'a kısmet oluyor ve 90 dakikayı 1-1 tamamlıyoruz. Dakika 118, Aguirre'nin vuruşu top ağlara gidiyor ve Avrupa Ligi şampiyonu Deportivo La Coruña oluyor. Böylelikle Avrupa Kupası'nı 119. dakikada attığımız penaltı golüyle kazanmış oluyoruz. 7. sezonumuzun sonunda Avrupa'dan kupa getirmeyi başarıyoruz. Rüya gibi bir sezon geride kalıyor böylelikle. Geçen sezon finalde kaybettiğimiz kupayı bu sezon kazanmasını biliyoruz. Hem de çok dramatik bir finalle İngiltere'de bir 119. dakika golüyle kazanıyoruz. Benim özellikle özetlerde dikkatimi çeken bir futbolcu oldu. Sidibe. Ben bu futbolcuyu hiç denklemde düşünmüyordum ama Numuke Sidibe çok değerli bir katkı sağlıyor bize. Hem forvet oynayabiliyor hem orta saha oynayabiliyor. Enteresan bir profile sahip. Burkina Faso'lu. Onu sezon başında 5 milyon euroya transfer etmiştik ama geldi takıma direkt olarak adapte oldu. Ki Valencia'da bile direkt olarak oynayan bir futbolcu değilken. Şapkadan tavşanı çıkardı bu sezon. Bunun dışında Zakaryan çok büyük oynadı gerçekten. Ona verdiğimiz yatırımı fersah fersah alıyoruz belki de. 37 lig maçında 8 gol 12 asist, toplamda da 13 gol 19 asiste imzasını attı. Karadžić yine bizi üzmedi. 11 gol 15 asist, onu da izleyenler var. Elimizde ne kadar tutacağımızı bilmiyorum ama maksimumda tutmaya çalışacağız Karadžić'i. Bahsetmezsek olmaz. Claudio Rastelli tabii ki. Hala neden Arjantin milli takımına seçilmiyor anlamadım ama 34 lig maçında 30 gol, toplamda da 48 gole imzasını attı Arjantinli yıldız. Mali duruma göz atıyoruz. 27 milyon euroluk bir bütçemiz var. Gayet iyi bir bütçe. 14 milyon euro daha eklenecek gibi gözüküyor önümüzdeki sezonda. Dolayısıyla bizi idare edecek bir bütçeye sahibiz. Zaten genel durumumuz gayet yerinde. Oradan yana hiçbir problem yok. Karadžić'i ile Zakaryan'ı ile Rastelli'si ile müthiş bir kadroya sahibiz. Ama arka tarafı da biraz kaliteli hale getirmemiz gerekiyor artık. Şimdi 8. sezon zamanı. İlerliyoruz, Deportivo'yu büyütüyoruz. Ellerimizle Avrupa şampiyonu yaptık bu takımı. Şimdi 8. sezona geçiyoruz. Son Avrupa şampiyonuyla 8. sezona başlıyoruz. Öncelikle transferler diyoruz tabii ki. Aramızdan ayrılan futbolcular oldu. Onlara bir bakalım. Romario Baro Beşiktaş'a 17 milyon euroya transfer oluyor. Beşiktaş inanılmaz bir yatırım yapıyor gerçekten Baro'ya. Onun da yolu açık olsun diyoruz. Gineli futbolcu, finalde forma giydi. Avrupa şampiyonluğumuzda emeği olan bir futbolcu. Ama Beşiktaş'a da rekor bir transfere imza atarak gidiyor. 18-25 olmuş bile. Yıldız transferleri geçtiğimiz sezonun transferlerine yansımış durumda. Yani bu sezon yaptık onları ama oraya yansımış durumda. O yüzden onları saklıyorum. Güzel oldu bence. Önce biz tabii ki gençlerimizle başlayalım. Potočnik isimli stoper futbolcusunu transfer ettik. Fiziksel özellikleri çok gelişmiş bir futbolcu. Yani hani ortalama değil, elit seviyede bir fiziksel özelliğe sahip şu an. Daha 19 yaşında. Bunun dışında markaj yeteneği ve top kapması da çok yüksek. Sol ayaklı bir futbolcu. Her iki ayağını da kullanabiliyor. Kendisini dönem dönem 11'imizde oynatacağız. Belki hatta yani asistanımıza kalırsa direkt olarak ilk 11'de bile oynatabilir gibi gözüküyor Igor Potočnik'i. Bunun dışında Liverpool'dan bir sağ bek oyuncusu kiraladık. Onu yedek sağ bekimiz olarak kullanacağız. Doyurucu özelliklere sahip, zihinsel özellikleri gelişmiş bir futbolcu. Diallo'ya bir yatırım yaptık. Düsseldorf'tan alıyoruz onu. 9 milyon euroya. Severim Amad Diallo'yu da bu arada. Diğer serilerde de kullanmıştık. Yırtıcı bir kanat oyuncusu. Eğer fırsat bulursa takımımızda, tamamen asistan menajerimize bağlı, fark yaratabilir diye düşünüyorum. Şimdi sıra geldi yıldız transferlerine. İki tane çok önemli transferimiz var. Bunlardan biri evladımız dönüyor, evladımız. Peke.
Deportivo'ya geri dönüyor. Avrupa şampiyonu olduğumuzu gördü. Dedi hocam ben neredeyim dedi. Kendisini geri aldık. Hem de sadece 10 milyon euroya transfer ediyoruz. Başarısız bir Almanya kariyeri oldu. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ama çok çok cüzi bir miktara takımımıza transfer oluyor. Peki 10 milyon euroya, 54 milyon euroya gönderdik. 1,5 sezon önce 10 milyon euroya geri alıyoruz. Evet, bir tane Bundesliga'sı var en azından. Bu arada ben de spoiler verdim. Süper Kupayı kaybettik. Çok önemli değil ama Süper Kupayı da burada kaybettiğimizi görebilirsiniz. Bundesliga şampiyonluğu var Peke'nin. Ama bir La Liga şampiyonluğu almaya geldi Deportivo'ya. Transfer döneminde zaten Baro aramızdan ayrıldı. Orta sahanın ortasında önemli bir hamleye ihtiyacımız vardı. Biz de orada bir yıldız transferiyle aslında orta sahamızı güçlendirdik. Eskisinden de iyi bir hale getirdik. Marcos Llorente'yi takımımıza katıyoruz. İspanya'nın çok önemli bir futbolcusu. Atletico Madrid'in de ana parçalarından bir tanesiydi. Orta sahanın ortasında iki yönlü olarak, savaşçı orta saha olarak kullanabileceğimiz muhteşem bir alternatife sahibiz artık. Alternatif de değil, ilk 11'in değişmez bir parçası olacaktır. Düzenli olarak Atletico Madrid forması giydikten sonra artık yoluna Deportivo La Coruña'da devam ediyor Marcos Llorente. Bunun dışında ayrılanlarımızdan Jeremy Doku'yu da Valencia'ya gönderdik. Bir türlü Doku'dan olmadı. Yani normalde Manchester City'ye transfer oldu biliyorsunuz ama bu kariyerde ondan istediğimiz verimi ne Ren alabildi ne de biz alabildik. Yolu açık olsun. Valencia'da devam ediyor. Evet, yaptığımız transferlerle oluşan ilk 11 ekranlarınızda Karadžić, Zakaryan ve Rastelli üçlüsü zaten çok değerli bir üçlüydü. Bunların yanına artık Peke de ekleniyor. Geçen sezon şunu dediğimi hatırlıyorum, yani Karadžić bir tarafta, bir tarafta da Peke kalsa süper olurdu Zakaryan'la beraber diye. Bu sene onu artık sağladık. Gerçekten muhteşem bir hücum dörtlümüz var. Arkalarında da Istrefi gibi çok değerli bir hamlemiz var. Kingsley Coman duruyor, Amad Diallo duruyor. Dolayısıyla oradaki hücum rotasyonumuz çok değerli olacaktır. Rastelli'nin arkasında da Ivan Aguirre var. Çaktırmadan geçen sezon attığı golleri hatırlıyoruz. Orta sahanın ortasında Mezzala'da Sidi Bey'i görüyoruz. Bu futbolcu gerçekten bir piyango oldu. Bakalım, 37,5 milyon euroya serbest kalma bedeli var. Çok da yüksek bir maaş alıyor bu arada. Yeni sözleşmeyi uzatmak istediğimizde inanılmaz yüksek bedeller istiyor. O yüzden onu uzatamayız. Eğer kalırsa memnun oluruz. Kalmazsa da yolu açık olsun diyoruz. Ve İspanya Ligi'ndeki sezon öncesi bakışa bakmayacağım dedim ama duramadım, size de göstermek istiyorum. Çok şükür bizi ilk 4'e koyuyorlar. Yani 10. sıralarda, 11. sıralarda gezmekten sıkılmıştık. Ama bu sezon bizi gerçekten yukarıda görüyorlar. Demek ki bu kadromuzun ne kadar iyi olduğuna bir işarettir. Bunun dışında Süper Kupa'da Liverpool'a boyun eğdik. 1-0 kaybediyoruz finali. Orada zaten çok iddialı değildik. Hani Süper Kupa'nın çok bir ehemmiyeti yok. O yüzden çok da önemli olmadı bizim için. Şampiyonlar Ligi'nde Inter, United City, Newcastle, bunlar bence zor rakipler ama Mainz'i yenebiliriz, Marsilya'yı, Shakhtar'ı, Nice'i yenebiliriz diye düşünüyorum. Bu sezon artık ligdeki hedefimiz şampiyonluk mücadelesinin içerisinde olmak. Çünkü biliyorsunuz Deportivo'yla ligi kazanmak istiyoruz. Bu sezon bunu başarabilir miyiz? Çok emin değilim. Çünkü savunmada istediğimiz hamleleri gerçekleştiremedik. Yani burada daha geleceğe yönelik hamleler yaptık. Onların uyumu burada önemli olacak ama tabii ki eğer iyi uyum sağlayabilirlerse neden olmasın. Baktığımızda Real Madrid ve Barcelona ile kapışacağız. Çok ciddi rakipler bunlar, dünyanın en büyük kulüpleri. Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz son 8'e kalmak olabilir. Çeyrek final bence mantıklı olur. Onun dışında İspanya Kupası'nı getirebilirsek ne ala, Süper Kupa'da, İspanya Süper Kupası'ndaysa herhangi bir hedefimiz yok. 8. sezonu tamamlama zamanı, sezon sonuna gidiyoruz. 8. sezon sona eriyor. 8. sezonun öncelikle devre arası transferleriyle başlayalım. Devre arasında çok ciddi bir tane hamlemiz oldu. Bunun sebebi de takımımızdan ayrılan çok önemli bir yıldızımız oldu. Lazar Karadžić'i ne yazık ki takımımızda tutamadık ve yine Bayern Münih elimizden söküp aldı kendisini ama bu sefer Bayern Münih serbest kalma bedelini ödediği için hiçbir şekilde faktör olamadık burada. Ve geçen sefer Peke'de olduğu kadar da şanslı gözükmüyoruz. Çünkü Bayern Münih'te muhteşem bir performans sergiliyor Karadžić. Oradan da sonraki seviyeye çıkacak gibi duruyor. Takımımıza muhteşem bir bütçe kazandırdı. 88 milyon euroyu nakit olarak almak bence zaten reddedilemez bir şeydi. Özellikle böyle bir kulüp için.
Yani dünyanın herhangi bir kulübünün 88 milyon euroyu direkt olarak reddedebileceğini çok sanmıyorum. Baktığımızda en önemli ayrılan futbolcumuz kendisiydi. Bunun dışında Kingsley Coman Shakhtar Donetsk'e gitti. O da yaşlanmıştı artık, iyice yaşını almıştı ve ilk sezonla geldiği ilk sezonda fark yaratmıştı Mark Guiu'yu. Onu da Almeria'ya kiraladık. Bunun dışında gelenlerimize bir bakalım. Gelenlerimizde önemli tek isim var. O da Manuel Casero. PAOK'tan aldık, 12 milyon euroluk bir bütçe ayırdık kendisine. Burada Rastelli ile beraber kendisi çok değerli bir katkı yapacaktır bize. Geldiği ilk sezonda 15 lig maçında 6 gole imzasını attı. Profili çok dolu bir profil. Hatta Rastelli ile bir kıyaslayalım. Şöyle bir baktığımızda Rastelli ile benzer profilde futbolcular. O yüzden bu bizim takımımız için değerli aslında, birbirlerini yedeklemeleri açısından. Hani hiçbir şey kaybetmeden bir futbolcu diğerini yedekleyebiliyor. Tek dezavantajımız bence ikisinin de sadece forvet mevkisinde oynuyor olması. Bunu biraz daha değiştirip geliştirebilseydik daha çok yararlanabilirdik bu futbolculardan. Şimdi artık sonuçlara geçme zamanı. Ligle başlıyoruz. İspanya La Liga'nın şampiyonu Deportivo La Coruña oluyor. Sürpriz bir başarı, yine sürpriz bir başarı. Bu sezon şampiyonluğu açıkçası beklemiyordum ama böyle bir şampiyonluğa da kim hayır diyebilir ki? Ligde Atletico Madrid'in 4 puan önünde şampiyonluğa uzanıyoruz. Gol krallığında da ikinci sırada Rastelli'yi görüyoruz. Asist krallığında da pek iddialı bir yerde. Kalecimiz Osvaldo Gomez bu sezon 21 maçta kalesini gole kapatmış. Bu sezon sadece 3 maçta yenilmişiz. Onlara da bir bakalım. Bilbao evimizde yenilmişiz. Sociedad ve Atletico Madrid. Yani bu biz çok iyi olduğumuz için mi yoksa Real Madrid ve Barcelona çok kötü olduğu için mi bilmiyorum. Ama La Liga'nın şampiyonu Deportivo La Coruña. Bunu tekrar anons etmek istiyorum. Bu sırada Sociedad'ın da 40 gollü bir gol kralı var. Roberto diye. Buna çöker miyiz ya? Fena topçu değilmiş. Arjantin'den getirmişler. Hiç fena topçu değil. Evet, dikkatimiz dağılmadan diğer kupalara bir bakalım şimdi. Kral Kupası'na bakıyoruz. Eibar'ı ve Getafe'yi geçtikten sonra Elche'ye, geçen sezonda galiba Elche'ydi. Çeyrek finalde Elche'ye eleniyoruz. Sonrasında da kupaya uzanan taraf Celta Vigo oluyor. Bizi yine üzecek bir gelişme olmuş Celta Vigo. Kupaya uzanan taraf olmuş ama onlar da lig şampiyonu olamadılar mesela. Bakalım La Liga'nın şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmış diye. Grup etabını 5 galibiyet 3 mağlubiyette 9. sırada bitirmişiz. Yine 9. sırada yer almışız. 5 galibiyetimize bakıyoruz. Manchester City yenmeyi başarmışız 4-1'lik. Yine Olympic Marseille galibiyeti dikkate değer. Mağlubiyetlerimizde ise sürpriz yok açıkçası. Beklenir mağlubiyetleri almışız. Elemeler playoff'unda rakibimiz Wolfsburg. Wolfsburg'u Almanya'daki maçta 3-1 mağlup etmeyi başarmışız. Rövanş maçını ise evimizde 3-0 kazanmışız. Hem de Llorente 23. dakikada maçtan atılmasına rağmen üstüne 3 gol bulmayı başarmışız. Son 16'daki rakibimiz Newcastle United olmuş. İlk karşılaşmayı 2-2 beraberlikle tamamlamışız evimizde. Kötü bir skor aslında. Çok avantajlı bir skor değil. Ama rövanş maçına bakıyoruz. Rövanş maçında kırmızı kartında bence bize bir katkısı olmuş burada. Sidibe'nin 2 golüyle deplasmandan turu alıp çıkmışız. Çeyrek finaldeki rakibimiz Arsenal. Arsenal'le oynadığımız ilk maçıysa 4-1 kazanmayı başarmışız. İnanılmaz bir sonuç gerçekten. Istrefi, Rastelli, Aguirre ve genç futbolcularımızdan Vos buradaki gollerimizi kaydetmiş. Martinelli'nin tek sayısı Arsenal'e yetmemiş. Bu 4-1'lik galibiyetle yarı finale adeta göz kırpıyoruz. Desem de inanmayın çünkü rövanş karşılaşmasını 5-1 kaybetmişiz. 10 kişi kalmamız skordan bağımsız, skor oluştuktan sonra gerçekleşmiş aslında. Baktığımızda 4-0'a kadar reaksiyon verememişiz. 4-1'e getirmişiz sonucu ama Odegaard son sözü söylemiş karşılaşmada. Ve baktığımızda da bizi eleyen Arsenal kupaya uzanan taraf olmuş. İspanya Süper Kupası'nda ise yarı finalde Almeria'ya elenmişiz. Onlar da Real Madrid'e uzatmada elenmişler. Dolayısıyla İspanya Süper Kupası'nda kazanamıyoruz. Bu sezon baktığımızda bir tane kupa kazanmışız. O da kısa vadede herhalde alabileceğimiz en iyi kupa La Liga. La Liga'yı kazanıyoruz. Şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'nde bir hevesimiz ya da hedefimiz yoktu. Şampiyon takımın istatistiklerine bakalım bir de şimdi. Rastelli 45 golle şöyle bir göz kırpıyor bize. 45 maçta 45 gol. Ligde 28 maçta 29 gol. Toplamda da 74 lig maçında 74 gol atmış. Yani muhteşem
demekten başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Rastelli harika bir futbol oynamış yine. Arjantin'de de milli takımda oynamayı başarmış artık. 2 maça çıkmış. Bunun dışında süperstarımız Zakaryan'a bakıyoruz. Zakaryan da toplamda 14 gol, 14 asistlik bir katkı vermiş bize. Peke'nin dönüşünün ardından bir Peke'ye bakalım. O da yeni sözleşme için kapımıza gelmiş gibi gözüküyor. Dönüşündeki ilk sezonda 35 lig maçında 8 gol, 14 asist ve bir şampiyonluk elde etti. Şampiyonluk için gelmişti. İlk sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Totalde de 10 gol, 19 asistlik bir katkı. Llorente yine en çok maça çıkanlardan bir tanesi, söylemiştim yaşına aldanmamak lazım diye. Ivan Drago hala ilk 11'deki en önemli parçalardan biri. Piyasa değeri biraz düşük Ivan Drago'nun. Sidibe 6 gol 3 asist. Bu sezon Sidibe biraz daha geri planda kalmış gibi. Mali durumumuzda tabii ki Karadziç'in de satışıyla beraber 63 milyon euroluk bir bütçemiz var. Bunu kullanacak mıyız, buna bakacağız. Kasamız çok dolu. Mali tablomuzda gerçekten çok toparlandı. Yani Temmuz 2025'te Haziran 2030 arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Geceyle gündüz gibi farklı. Evet, şampiyonluk apoletimizde 9. sezona başlıyoruz. İlk hedefimiz tabii ki şampiyonluğumuzu korumak olacak ama bunun o kadar kolay olmayacağını da bilincindeyiz. Sürekli hale getirebilirsek ne ala, ama tabii ki uzun vadedeki hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde ve diğer kupalarda da başarı elde edebilmek. Şimdi 9. sezon transferlerimizle yolumuza devam ediyoruz. 9. sezona başlıyoruz. Şampiyon takıma birçok ekleme yaptık. Gelenler var, gidenler var. Gelenler çok sayıda var tabii ki. Bunun sebebi hem B takımı eklemeler yapıyoruz hem de A takımı güçlendirip çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Ben tabii ki A takımdaki gelişmelerden başlayacağım şimdi. Öncelikle gidenler diyelim. Mark Guiu Galatasaray'a 9.75 milyon euroya transfer oluyor. Türkiye'ye onun da yolu düşüyor. Baro gibi. Geçen sezonun ikinci yarısını Almeria'da geçirmişti. Şimdi Galatasaray'da iyi de bir başlangıç yapmış gibi gözüküyor. Türkiye ile çok alverimiz oldu bu kariyerin özellikle ikinci yarısında. Bunun dışında büyük umutlarla transfer ettiğimiz Riedel'i Cagliari'ye gönderiyoruz. Ve Lino Souza'yı da Bordeaux'a 7.25 milyon euroya gönderdik. Arsenal'den almıştık onu da. Ivan Aguirre Barcelona'ya gitti. Sözleşmesinde 21 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı. Ama 20.5 milyon euroya onu gönderdik. Zaten takımdan ayrılmak istiyordu. Yapacak bir şey yok. 3 sezon boyunca bizimleydi. Bunlardan ikisinde çok etkiliydi. Bir sezonu çok verimli olmadı açıkçası ama şampiyon olup takıma veda etti o da. Artık şansını Barcelona'da deneyecek. Ve Amad Diallo'yu geçen sezon transfer etmiştik. Bu sezon hemen Sassuolo'ya geri gönderdik. Zararın neresinden dönersek kârdır diyerek. Şimdi gelenlere bakalım. Noni Madueke'yi aldık. Bedelsiz bir transfer oldu. Serbest statüdeydi. Hemen kendisini aldık. Yeni Amad Diallo'muz kendisi olacak gibi gözüküyor. Real Sociedad'dan Esnaola isimli bir sağ beki transfer ettik. Çok ciddi bir para verdiğimizi kabul etmem gerekiyor. Geleceğine güvendim. Eğer tutmazsa bir sezon sonra göndeririz. Zaten piyasa fiyatı biraz şişti, niye bilmiyorum. Narcis Domenech'e bakıyoruz. Barcelona'dan alıyoruz onu. Bu işte önemli bir hamle. 2 sezon boyunca kiraladık kendisine ve Barcelona'nın ana parçalarından bir tanesini kiralıyoruz aslında. Geçen sezon 29 maçta 10 gol, 4 asistlik bir katkı vermiş. Bunun dışında Celtic'ten yüklü bir transferimiz var. Alan Granger diye 25 milyon euro verdik ve böyle teknik özellikleri ateş eden bir futbolcuyu aldık. İskoç bir yıldız. Celtic'te muhteşem bir performans sergilemiş. İskoç milli takımında futbolcusu. Çok fazla oyunun sonradan çıkardığı futbolcu olduğu için şöyle bir raporda da size göstermek istedim. Hani hangi mevkide en iyi futbolcu kim gibi. Baktığımızda Osvaldo Gomez'i zaten tanıyoruz. O geldi, kaleyi devraldı enteresan bir şekilde ama şimdi ulaştığı profil bambaşka bir seviyede. Yani bilmiyorum ama oyunun en iyi kalecilerinden bir tanesi olma yolunda ilerliyor. Piyasa fiyatı da çok çok yüksek. Biz de korkunç bir maaş veriyoruz takımımızda kalsın diye. Bunun dışında orta sahada Bradley Cocker'dan bahsetmedim. Kendisini West Bromwich'ten transfer ettik. Mezzala görevinde demin bahsettiğim Rumen futbolcuyla beraber değişmeli oynayacaklar. Teo'yu biraz daha artık yedekten kullanmaya başlayacağız. Ana rotasyonda bu futbolcular olacak. West Bromwich'te geçen sezon 18 gol atmış. Önemli bir futbolcu.
Arsen Zakaryan ve Istrefi ikilisi zaten 10 numarada. Forvetlerimiz Rastelli ve Casero. Narcis Domenech ve Alan Granger da sağ açıktaki en önemli silahlarımız olacak. Yani takımımız rotasyonlu bir şekilde kuvvetlendi bu sezon. İleri ucu daha da güçlendirdik. Sezon başlarken ki mali durumumuz hala çok iyi. Herhangi bir sıkıntımız yok. İstersek ara transfer döneminde de bütçemiz bulunuyor diyelim. Ve şimdi 9. sezonu tamamlayalım. Sezon sonuyla devam ediyoruz. Sezon tamamladık. Hemen transferlerle başlayalım. Ara transferde takımımızdan ayrılanlar var. Paris Brunner'den bahsetmek istiyorum. Sezon başında takımımıza katılmıştı ama uyum sağlayamadığını söyledi. Ülkesine dönmek istediğini söyledi. Biz de hemen satış listesine koyduk. Orada da fazla forma şansı bulamamış açıkçası. 7 maça çıkmış sadece. Ve bir son dakika transferi olarak gelmiş olan Nathan Zeze Benfica'ya transfer oldu. Fazla forma şansı bulamadığı için ayrılmak istedi. Onu da Benfica'ya gönderdik. Fazla zarar etmedik. Aldığımız fiyatlara kendisini geri gönderiyoruz. Şimdi ara transferde gelenlere bir bakalım. Rajčević'i aldık. Tıpkı Karadžić gibi o da Kızıl Yıldız'dan takımımıza transfer oldu. Umuyoruz ki benzer bir katkıyı verecektir. Bu sezon özelinde hiç lafı uzatmadan direkt tabloyu göstermek istiyorum. Ne yazık ki koca bir hüsranla 9. sezonu tamamlıyoruz. Şampiyonluğun getirdiği rehavet belki de ama bu sezon ne yazık ki herhangi bir kulvarda kupa kaldıramıyoruz. İspanya Ligi'nde 4. sıradayız. Yani buradaki tek tesellimiz Şampiyonlar Ligi potasında kalmaya devam etmemiz oldu. Rastelli'nin 29 golü, Alan Granger'ın 16 asistlik performansı ne yazık ki bize yeterli olmadı. Real Madrid'de, Atletico Madrid'de, Barcelona'ya yenilgiler var. Direkt olarak rakiplerimize karşı aldığımız mağlubiyetler söz konusu. Bunun dışında Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finalde yolumuz Paris Saint-Germain'le kesişene kadar her şey yolundaymış. Lig etabını güç bela 22. sırada tamamlamışız. Bu sene ne olursa olsun demiştik ama maalesef sadece 3 galibiyet. Kızıl Yıldız, Anderlecht ve Shakhtar'a karşı Shakhtar'ı 8-1 yenmişiz. O çok iyi. Bir beraberlik ve 4 mağlubiyet. Elemeler playoff'unda Napoli'yi, bir zamanlar Avrupa Ligi finalinde yenildiğimiz Napoli'yi yenmişiz. Son 16'ya bakıyoruz. Inter'i geçmeyi başarmışız. Çeyrek finalde ise Paris Saint-Germain'e boyun eğmişiz. İspanya Kupası'nda ise Sabadell, Albacete derken Real Madrid karşımıza çıkmış. Hem bize hem Celta Vigo'yu hem Barcelona'yı geçip kupaya uzanan taraf olmuş Real Madrid. Şöyle bir baktığımızda Rastelli 39 gol, geçen sezonda 45 gol atmıştı. Önemli katkı vermeye devam ediyor. Alan Granger'da 10 gol 20 asist, iyi bir katkı. Zakaryan bu sezon daha az katkı almışız ondan, 11 gol 9 asist. Profil hala çok iyi tabii ama. Evet, böyle başarıların ardından, üst üste başarıların ardından bazı duraklama dönemleri normaldir diyelim. Ve 9. sezonu burada tamamlayalım. Şimdi 10. sezon zamanı. Son sezonumuza giriyoruz artık kariyerimizde. 10. sezon transferleriyle devam ediyoruz. Hazırsak 10. sezona başlıyoruz. 9. sezonki başarısızlık bize artık kesenin ağzını açtırdı. Bu sezon büyük oynuyoruz. Çok az futbolcuyla yolumuzu ayırdık. Özellikle kullanmadıklarımızı göndermeye özen gösterdik. Şimdi gidenlerle başlayalım. Lucas Canizares bu takımın önemli futbolcularından bir tanesiydi. Babasının izinden giderek iyi bir kaleci olmuştu. 29 yaşına geldi. Artık Monaco'nun kalesini koruyacak. Onunla geçirdiğimiz uzun yılların ardından yollarımızı ayırıyoruz. Birinci lige çıktığımız ilk sezondan itibaren bizimleydi. 8 sezon geçirdi ama artık Fransa'ya gidiyor. Ayrılanlara devam ediyoruz. Joao Gomez Leeds United'a gitti. O da artık 30 yaşına gelmişti. Daha iyi alternatiflere sahip olmaya başlamıştık. O yüzden onu da para ediyorken gönderdik. Ve Paris Brunner biliyorsunuz Dortmund'a zaten kiralık gitmişti. Burada da görebiliyoruz. 26 milyon euroya Borussia Dortmund'a temelli olarak gitti. Havadan bir 26 milyon euro kazandık diyebiliriz. Son olarak da Quentin Merlin 11 milyon euroya önümüzdeki sezon sonu sözleşmesi bitiyordu. Bedava gitmesin diye takımdan ayrılmak istedi ve 29 yaşındaki futbolcuyu 4 sezonun ardından gönderiyoruz. Şimdi gelenlere bakalım. Manchester City'den yaklaşık 50 milyon euroyu bulan bir transfer yaptık. Patricio Vieira. Doğru okudum bence soyadı ama. Vieira. Vieira'dır o ya.
Şilili, İspanyol olduğuna göre neyse. Evet, bu futbolcuyu transfer ettik. Sağ beke özelliklerini görebilirsiniz. Fiziksel özellikleri elit seviyede, teknik özellikler elit seviyede, zihinsel özellikler elit seviyeye çok yakın. O yüzden olmuş bir futbolcuyu almanın haklı gururu var içimizde. Uzun yıllar Liverpool'da forma giymiş olan Luis Diaz'ı bir tecrübe olması açısından rotasyona dahil ediyoruz ve bedelsiz olarak kadromuza katıyoruz. Teknik özellikleri hala çok şey vaat ediyor. Bazen böyle rotasyon futbolcularının da kaliteli olması çok işe yarıyor. Mesela Kingsley Coman'ı hatırlayalım. Geldiği ilk sezonda muhteşem bir katkı vermişti. Takımın başarısında da pay sahibiydi. Trabzonspor'dan bir yedek kaleci aldık. Canizares gittiğine göre kendisini alabiliriz diye düşündüm. Galip Uyar 18 yaşında bir kaleci ama öyle bir profil var ki bu kariyer eğer devam etseydi A kaleci olabilirdi ilerleyen yıllarda. Trabzonspor'un da kalesini uzun yıllardır koruyor. Henüz 18 yaşında ama yani 16 yaşından beri 15 yaşından beri hatta kaleyi koruyor Galip Uyar. Ve Juventus'tan Bremer'i kiraladık. 34 yaşında bir tecrübe. Savunmada çok fazla genç futbolcu var. Biraz da tecrübeli futbolcu olması gerektiğini düşündüm ve kendisini takımıza kiralık olarak kattık. Kesenin ağzını açtık demiştim. Sırp ekolünden Ignatovic'i transfer ettik. İki yönlü bir orta saha futbolcusu. Uzun süredir listemdeydi. Çok ciddi uzun süredir listemdeydi. Newcastle hatta zamanında bizim elimizden kapmıştı bu futbolcu ama direndik ve sonunda kendisini transfer ettik. Biraz pahalıya gelse de orta sahanın ortasında iki yönlü orta saha mevkisinde kendisine formayı emanet edeceğiz. Son hamlemiz ise sol beki oldu. Merlin gittiği için Adam Aznu'yu İspanyol sol beki takımımıza kattık. Evet, son kez en iyi 11'imize şöyle bir bakıyoruz. En iyi 11'de Luis Diaz'ı ilk 11'de görmek beni şaşırttı. Theo Zidane ilk 11'e geri dönmüş mesela, geçen sezon yoktu. Llorente ilk 11'deki yerini Ignatovic'e bırakmış. Zakaryan yine bildiğimiz yerinde, Rastelli de aynı şekilde. Savunma hattımız ise biraz değişik. Hatta burada Quillo var. Bu Uruguaylı bir futbolcu. Geçen sezon aldık onu ama profilde teknik özellikleri bir kenara dursun. Zihinsel ve fiziksel özellikleri çok şey gösteriyor bize. Yani bana çok dolu bir profil gibi gelmese de kendisini geçen sezon stoperde de kullanmışız. Yani bir iki senedir kadromuzda. İspanya Ligi'nde bu sezon tek bir hedefimiz var. O da şampiyon olmak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon bir hedefimiz var. O yarı finale gitmek. İspanya Kupası'nı artık kazanmak istiyoruz. Kral Kupası'nı hiç almadan bu kariyeri bitireceğiz neredeyse. Olacak iş değil. İspanya Kral Kupası'nı almak istiyoruz. Süper Kupasız da bitirmek istemiyoruz. Dolayısıyla bu sezon 3 kupa hedefimiz var. İspanya La Liga, Kral Kupası ve Süper Kupa. Şampiyonlar Ligi'nde ise yapabildiğimizin maksimumunu yapıp yarı finale kadar en azından gitmek istiyoruz. Şu an neden bilmiyorum ama lig etabındaki kurallar çekilmemiş. Biz şu an 2 Eylül'deyiz. Transferlerimizden ve hedeflerimizden bahsettiğimize göre bu kariyerde son kez ilerleme zamanı geldi. Şimdi hep beraber 10. sezonu tamamlıyoruz. Dile kolay, tam 10 sezon, 10 yıl geride kaldı. Sonuçlarla devam edeceğiz. Ara transfer döneminde önemli bir hamlemiz olmadı çünkü. İspanya La Liga ile başlıyoruz. Biliyorsunuz bir kez şampiyon olmuştuk ve bu sezonki tek hedefimiz şampiyonluktu. Ve mutlu sona ulaşan taraf maalesef Atletico Madrid oldu. Ne yazık ki ligi son haftadaki çetin mücadelenin ardından ikinci olarak tamamladık. Son haftaya aslında üçüncü girmişiz. Çünkü Real Madrid Bilbao'ya 2-1 yenilmiş ve 84 puanda kalmış. Biz Valencia'yı yenip puanımızı 85 yapmışız ve Atletico Madrid'in puan kaybetmesini beklesek de onlar ne yazık ki kaybetmemişler. 4-0 Sociedad'ı yenmişler. Bir puan bile kaybetselerdi şampiyon olacaktık. Ligin en az yenilen takımıyız ama ne yazık ki mutlu sona Atletico Madrid ulaştı. Bunun dışında gol krallığında herhangi bir adayımız yok. Bu düşündürücü. Asist krallığında Alan Granger ikinci sırada. Real Madrid futbolcularının burada zirvede olduğunu görüyoruz her kısımda. Daha iyi bir sezon finali olmasını isterdim açıkçası ama ne yazık ki 10 sezon boyunca oynadığımız bu mücadelede sadece bir kez mutlu sona ulaşabilmiş olduk La Liga'da. 2 tane üçüncülük, 1 tane ikincilik ve 1 şampiyonlukla Deportivo kariyerimizi noktalıyoruz ligde.
Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını 12. sırada tamamlamışız. 5 galibiyet 2 mağlubiyetle. 5 galibiyetimizde en dikkat çeken herhalde City galibiyeti olsa gerek. Zagreb'le berabere kalmışız ve United'la Juventus'a mağlup olmuşuz. Şöyle bir baktığımızda da Real Madrid, Paris Saint-Germain, City, Barcelona gibi takımlarında bizimle beraber playoff'a kaldığını görüyoruz. Yani bayağı zorlu bir playoff dönemi bizi bekliyor. Biz ise bu ekibin arasından görece kolay bir rakip çektiğimizi düşünerek Hertha Berlin'le eşleşiyoruz. Onlarla oynadığımız ilk maçı ise Almanya'da 2-1 kaybediyoruz ne yazık ki. Gerçekten takımda böyle bir doymuşluktan mıdır nedir bilmiyorum. Ya da artık taktiğimizi mi çözdüler. Bir düşüş var gerçekten. Hani Hertha Berlin'e yenilmek bence çok normal değil artık. Yani bu kalitede bir kadronun Hertha Berlin'i yenebiliyor olması lazımdı. Ama zaten yenmişler, sadece rövanş maçına bırakmışlar. 4-0'lık net bir galibiyet evimizde ve Hertha Berlin'i saf dışı bırakmışız. Son 16'ya kalmışız. Son 16'daki rakibimiz ise daha da zorlu. Hertha Berlin'i yendik, abisi geldi ve Bayern Münih'le eşleştik. Bayern Münih'le oynadığımız ilk maçı ne yazık ki evimizde 3-2 kaybetmişiz. Hatta iki maç 0-3 iken 88 ve 90 artı 2. dakikalarda attığımız gollerle maça tutunmuşuz. Deplasmanda oynadığımız rövanş maçını ise 2-1 kazanmamıza rağmen ne yazık ki penaltılarda yolumuza veda etmişiz. 90 artı 5. dakikada gelen gol maçı uzatmaya götürmüş. Hatta 90 artı 2'de yemişiz de sonra atmışız. Sonu bayağı dramatik bir maç. Ve penaltılarda bir hata yaparak ne yazık ki turnuvaya veda etmişiz son 16'da. Çok erken bir veda belki. Kupaya ise Napoli uzanmış. Manchester United'ı yenen Napoli Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanmış. Sürpriz bir kazanan var. Evet, biraz da züğürt tesellisi diyoruz ve İspanya Kral Kupası'nı kazanıyoruz. Son sezonumuzda, yani 10. sezonun sonunda bir tane de Kral Kupası elde etmiş oluyoruz böylelikle. İlginç bir final oldu. Yani daha başarılı bir 10. sezon olmasını beklerdim, ne yalan söyleyeyim. Evet, böylelikle 10 sezon tamamlanmış oluyor. Şimdi bir de genel olarak neler olduğuna bakalım. Deportivo La Coruña takımında neler oldu, neler bitti 10 sezon boyunca onu bir inceleyelim. Kulüp bilgisine gelip baktığımızda kulübün efsane isimlerinin arasında yeni bir isim yok burada. Ama simge isimlere katılanlar var. Burada Theo Zidane'ı görüyoruz. Tabii ki Theo Zidane'ın olması hiç sürpriz değil. O da sezon sonu sözleşmesini tamamlayıp Monaco'ya transfer olacak artık. Cezayirli futbolcu evine dönüyor, Fransa'ya dönüyor. Theo Zidane'ı aldığımızda açıkçası 10 senelik bir macera boyunca bizimle olacağını çok düşünmüyordum ama bir istikrar abidesi olarak performansının %100'ünü her zaman vermeye çalıştı. Bunun dışında Rastelli'yi görüyoruz. Rastelli de bir ara transferde gelip gerçekten tozunu attırmıştı. En kötü sezonu son sezonu olmuş. 25 maç, 14 gol. Onun dışında çok iyi sezonlar geride kalmış Claudio Rastelli ile. Arjantin milli takım kariyeri ise nedense olmuyor bir türlü. 6 maç 2 gol sadece. Ve bir de dikkat çekici Peke var tabii ki. Peke de 29 yaşına geldi. O da İspanya milli takım forması giymiyor. Bu futbolcular niye milli takıma seçilmiyorlar anlamadım. Ama o da Bayern Münih'te şansını denedi. Geri geldi, kaldığı yerden de devam etti gerçekten. Çok değerli katkılar aldık onda. O da bu kariyerin unutulmaz isimlerinden bir tanesi oldu. Bir de Arnavut Istrefi'ye bakalım. O iyi bir çıkış yaptıysa da sonrasını getiremedi. Fiziksel özellikleri biraz geride kalmıştı. O yüzden son sezonlarda biraz daha geri planda kaldı. Özellikle 5. sezonun sonunda tam bir süperstar olma yolundaydı ama sonra kariyeri biraz daha düşüşe geçmiş gibi gözüküyor. Evet, baktığımızda 2010'ların başından itibaren seri düşüşe geçen bir kulüptü Deportivo La Coruña ama beraber geçirdiğimiz 10 sezon boyunca zirve yürüyüşümüz devam etti. En tepeye de ulaştık. Artık orada kaldık, oralarda oynamaya devam ediyoruz. İlk dörtleri zorluyoruz her zaman. Yani Deportivo La Coruña'yı eski, bizim çocukluğumuzda bildiğimiz haline geri döndürmeyi başardık diyebiliriz. Artık Deportivo Avrupa'nın en başarılı 11. İspanya'nın en başarılı 2. kulübü konumunda duruyor. Bir de devam etmeden önce tabii ki Ivanlarımıza bakalım. Gel zaman git zaman Ivan sayılarında da maalesef azalmalar oldu. Bazıları serbest kaldılar. Bazıları başarılı futbolcular olabildiler. Bazıları olamadılar.
Günün sonunda özetle toplam 11 tane Ivan kaldı. İlk başta yola çıktığımız 22 tane Ivan'dan 11'i futbol hayatına devam ediyorlar. Bunların hala bazıları takımımızda yer alıyor ama takımımızın dışında olanlar da var. Mesela Ivan Ali diye bir futbolcu var. Lyon'da şu an yer alıyor. Onu da serbest olarak göndermişiz. Sonra Olympique Lyon'da yedek futbolcusu olarak kalmış. Ivan Fran'a bakıyoruz. O da Parma'ya gitmiş. En başarıları herhalde bu. Mallorca'ya gittikten sonra Parma'da bu sezon şansını denemiş. Ivan Drago zaten bizim futbolcumuzdu. Ivan Şarköy var. Ivan Cemalkaya. Ivan İrem var. Bu komik bir isim bu arada, Ivan İrem. Jorge Castillo. Ivan Bebek. Yani en kötü futbolcuyu bulup Ivan Bebek ismini verdim ona ama o hala tutunmaya devam ediyor. 24 yaşında B takımında genç oyuncu kontratıyla hayatına devam ediyor. Baktığımızda hiçbir forma şansı bulamıyor ama 9 numarayı işgal ediyor B takımımızda. Ivan Valeron ve Naibe ise onlar da kiralık olarak kalmışlar. Baktığımızda Ivan projesi, altyapımızdan çıkan bu Ivan projesi fazla başarılı olmamış gibi gözüküyor. Bu da böyle küçük bir not olarak cebimizde dursun. Benim açıkçası çok keyif alarak oynadığım bir kariyerdi. Umuyorum sizler de takip ederken eğlenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi yorum, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir Yeniden Yapılanıyoruz serisinde yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.